kredi verirken ne yapıyor? Alıyor hesap vaziyetini ama dosya eksiği tamamlamak üzere kredi dosyasının içine koyuyor. Soruyor, gayrimenkul ipoteği verebilir misin? Teminat verebilir misin? Çek teminatı verebilir misin? Gibi. Ha, bu, veya kefalet imzası verebilir misin? Gibi. Bu durum halen devam etmekte. Umuyorduk ki biz yeni TTK'da bunlar hepsi ortadan kalkacak. Gerçekten gerçeğe uygun değeri işletmenin çıkacak 31 Aralık günü ve bunlar da bir de bağımsız denetimden geçecek ki kamu adına o denetim yapılacak sorumlu kişi tarafından, bağımsız uzman biri tarafından ve o finansal tablolara artık herkes güvenecek. Buydu beklenti. Kanun koyucunun beklentisi de buydu. Çünkü o kanun 10 yıl emekten sonra kanunlaştı. 5 yılı komisyonda, hazırlık komisyonunda. Ondan sonraki 5 yıl kamuoyunda tartışıldı. Meclise 2006'da gelmişti. 2005'te tartışmaya açıldı. 2006'da meclise geldi. Ve biz meslektaşlar olarak hep tartışır olduk onu. Ve iyi de anladık. Bunları sağlayacak diye bekliyorduk ki maalesef olmadı. Şimdi ama bu yasanın içerisinde tuzaklar var ve ikinci düzenlemelerde de müthiş tuzaklar var. Ben biraz kulağınıza kar suyu kaçırma adına, tabii sizin vasıtanıza işletme sahiplerinin yani yöneticilerin kulağına kar suyu kaçırmak niyetindeyim. Başta açılış konuşmasında da söylediğim gibi onları söylemeden edemeyeceğiz. Evet, mesela envanter ve değerleme işi. Dönem sorunun en önemli işi. Ne yapacaksın diyor? Stoklarını, varlıklarını, borçlarını tek tek tespit edeceksin. Doğrulayacaksın. Değerleyeceksin. O demin dediğim gerçeğe uygun değerli değerleme. Aslında o net gerçekleşebilir değer, düşük değer esasına göre değerlenir diye bizim eski Türkçer kanunumuzda da var. Düşük değer esası. Yani eğer değeri düşmüşse düşük değerle bilançoda göster varlıkların arasında diye. Bu vardı. Ama hep beraber uyguladık. Nasıl uyguladığımızı hepimiz biliyoruz. Şimdi bu duruyor. Ha, 6335 ile TTK'nın 562. maddesindeki hapis cezalarını biliyorsunuz adli para cezasına çevrildi. Tacir de zannetti ki biz hapis cezasından kurtulduk. Bitti iş. Ama Türk Ceza Kanunu'nda 155'ten 164'e kadar aramızda avukat Sayın Semra Karal da var. Çok iyi bilirler. Bu maddeler tacirin suçlarını düzenliyor. Ve hapis cezası da 7 yıla kadar. Hapis cezası. Ne? Mesela hileli envanter. Hangi envanter hileli? Söyleyebilecek var mı? Ama şikayete bağlı suç. Bütçe dahil hepsi. Mesela mesela rakip firma şikayet eder. Küçük paydaş şikayet eder. Yani bunlarla karşı karşıyadır tacir. Gerçeğe uygun değeri arayıp bulmak zorundadır. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Bu yönetim faaliyet raporu. Geçen sene de uzun uzun bahsettim. Bugün çok kısa buna değineceğim. Biliyorsunuz 2012 sonu itibariyle 2012 yılına ait faaliyetini ne yapacak yönetim yılın bitiminin ikinci ayı sonuna kadar diyor. Yani Şubat sonuna kadar özel hesap dönemi ise hesap dönemi bittikten sonra ikinci ayın sonuna kadar yönetim faaliyet raporu hazırlayacak. Ve bunun içinde bir yönetmelik yasa gereği bir yönetmelik yayınlandı. 28 Ağustos 2012'de 28.395 sayılı resmi gazetede. Ve bu faaliyet raporunun hangi bilgileri taşıyacağı ve Şubat ayının sonuna kadar da bu faaliyet raporu hazırlandı, verildi. Hazırlandı, dosyaya kondu. Bir yere verilmiyor. İsteyen olursa verilecek. Şimdi ben banka şubesi müdürü olsam,
veya bankanın kredi sorumlusu, üst düzey yöneticisi olsam, hiç hesap vaziyeti falan istemem tacirden, kredi kullandırdığım kişiden. Faaliyet raporunu getirdim. Çünkü burada finansal bilgiler doğru olması lazım. Yani mevkiye uygun değerle doğru bilgiler olması lazım. Mesela burada şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü. Bunları yazacak raporunda. Yani benim iç kontrol sistemim elverişlidir. Yani ne demek elverişli bir iç kontrol sistemi? İşletme faaliyetleri sürerken hata yapabilir çalışanlar. Hile yapabilir, yolsuzluk yapabilir. Bunları önleyici sistemler. Yani kontrol aracıdır iç kontrol sistemi. Çünkü iç kontrolün bir sloganı da vardır. Kontrol edemediğiniz faaliyeti yönetemezsiniz. Dolayısıyla bütün faaliyeti kontrol etmek üzere iç kontrol sistemi kurmak durumundadır tacir. Bir kere işini kontrol edecek. Ha, elverişli mi değil mi? Çünkü her işletmede, bakkal dükkanında bile vardır iş kontrol sistemi. Yani kendi işini kontrol eder. Biz burada neye bakarız? Elverişli mi değil mi? Peki elverişli iş kontrol sistemi ne? Hatayı olmadan önleyen, yani hatayı, hileyi olmadan önleyen veya olduktan sonra ortaya çıkaran sistemdir. Bu bir sistem bütünüdür. Yani işletmenin anayasası gibi, onun yönetmelikleri var, yönergeleri var. Mesela satın alma yönergesi, pazarlama yönergesi, personel yönetmeliği gibi, satın alma yönetmeliği gibi şeyleri var. Yönetmelikler var. Bu sistem bir bütün. Suat Bey inşallah yetişir hava muhalefetinden dolayı son bölümde onu sunacak. Hem iç kontrol hem de bütçe. Evet. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler. Ben dikkat çekenleri sadece okuyorum. Bu bilgileri bu faaliyet raporundan raporlayacak işletme yönetimimiz. Zaten biz sizler ekibinde de sizlere bunları gönderdik zaman zaman. Hatta faaliyet raporu şeklini de gönderdik. Nasıl? Yani kolaylık olsun hazırlamak diye. O faaliyet raporu çünkü bu yönetmeliğe göre hazırlanmış bir faaliyet raporuydu. Mesela finansal bilgiler, finansal durum, riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi. Yani işletme hem içsel hem dışsal risklere maruz, risklerle karşı karşıyadır. Yaşadığı sürece dışsal riskler, mesela bir yabancı, başka bir firma girmiştir sektöre, aynı şeyi üreten, daha kaliteli üreten. Dolayısıyla pazardan pay kaptığı zaman ne olacak? Bizim işletmenin pazar payı küçülecek, satamaz hale gelecek. Ne yapacak orada? Dönecek, teknolojisini yenileyecek. Hem ondan daha ucuza mal etmek hem daha kalitelisini mal etmek durumunda ki o yeni giren firmayla rekabet edebilsin. Dolayısıyla bunlar dışsal riskler. İçsel riskler ise tamamen o iç kontrol sistemi ve o kurallar bütünü. Bunlar ilgili eğer riskler varsa ne diyor kanun koyucu? Riskin erken teşhisi komitesi oluştur. Bu komite 2 ayda 1 yönetime rapor verecek. Yönetim de o verdiği raporlara karşı aksiyon alacak. Şimdi aksi takdirde sürdüremez. Yani sürdürülüğünü devam ettiremez işletme. Yani yaşamını devam ettiremez. Rekabet edemez. Zayıf düşer. Zayıf düştüğü zaman işte kreditörlere mecbur kalır. Kazancını kreditörlere öder. Mesela gözlüyoruz. Siz de çalıştığınız firmalardaki gelir tablosuna bakıyorsunuzdur. 10 milyon euro yapmış firma. 1,5 milyon lira faaliyet kârı var. Bakıyorsunuz finansman giderleri 1,2 milyon. Geri kalmış 300 bin lira. %20'si vergi 240 bin liraya koca yılın hengamesini çekmiş. Sabah 8, akşam 11 işletmesinde yönetici. Derdi ne? İşte
işte aman işçilikleri aksatmadan ödeyeyim, aman çekimi iyi denkleştireyim, pazardan pay kaptırmayayım, yeni müşteriler peşi vesaire onlarla uğraşıyor. Ama bunları yerine getirmesi lazım. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük liste. Sevgili meslektaşlarım, ben açış konuşmasında da söyledim. Bizim boynumuzda bir yüktür işletme sahiplerini bu konuda bilgilendirme. Boynumuzda bir yüktür. Çünkü biz bunu biliyoruz, işte öğreniyoruz. Ve başka kaynaklardan da öğrenmek zorundayız. Bildiklerimizi işletme sahiplerine mutlaka anlatmalıyız. Şunları işletme sahipleriyle paylaşmalıyız ki tedbirlerini alsın. O zaman biz görevimizi esas yapmış oluruz. Yoksa yani faaliyetleri kayda geçir, sonunda mizan çıkar, beyannamelerini yollar, bilançolarını gönder. Bu zaten olan yapılan iş bunlar. Bunları işletme sahipleriyle paylaşırsak. Çünkü eminim bunlar hepsi işletme içindir. İşletmenin sürekliliğini sağlamak içindir. Onlar bizden daha akıllıdır bu konuda. Bizim anlattıklarımızı çok iyi anlayacaklardır, kavrayacaklardır. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü kimse kendi elini kendi gözüne sokmaz. Hiç kendi gözünü kör eden bebek duydunuz mu? 15 günlük, 20 günlük, 3 aylık, 5 aylık. Hiç kendi gözünü kör eden bebek gördünüz mü? Dolayısıyla hiçbir işletme sahibi kendi parmağını kendi gözüne sokmaz. Kendi gözünü kör etmez. Dolayısıyla bizi onlar anlayacaklardır. Evet. Bunu iyi anlatmamız lazım. Ve zaten bu mecburiyet. Kanun hazırlar diyor. İkinci ayın sonuna kadar. Hazırlar. Hazır mı değil mi? Zaten Mehmet Şahin arkadaşımız sunumunda o şeyle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın şirketleri denetleyeceği yönetmelikle ilgili de bilgi verecek. Dolayısıyla onlar denetlerken bunu zamanında hazırlanmış mı, var mı, yok mu denetleyecekler. Yoksa yaptırımlarını yapacaklar. Hatta mesela Mersis programı değil mi? Mersis programında bunlara yerler açılıyor. Mesela faaliyet raporunu diyor ki diyecek ki mesela gönder. Mizan istemiyor mu? Geçici mizan. Gelir idaresi. Oraya da bunu gönder diyecek. Şirketin dosyası. Göndermediysen eğer soruşturma. Niye göndermedin? Onun için önemli. Ha, burada dikkat çekmek istiyorum. Bakın, halen bir düzenleme bekliyoruz bununla ilgili. Şahsen ben bekliyorum. Bu yönetim faaliyet raporundaki finansal bilgiler, bakın, geçiş hükmü var ve geçiş madde 1. 2012, yani içinde bulunduğu geçen senenin için Şubat 2013 sonuna kadar hazırlanacak olan bir yönetim faaliyet raporudur bu. 2012 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal bilgiler, bakın 56 tarihli eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılır. Niye anlaşılıyor değil mi? Yani öteden beri muhasebe tutulur. Çünkü TFS zorunluluğu, yani TFS zorunluluğu 1-1-2010. Yani şimdi olacak olan senenin. Peki 2014 Şubat'ına kadar, sonuna kadar hazırlayacağımız yönetim faaliyet raporu hangi bilgileri taşıyacak? TFRS'ye göre mi? Yani gerçeğe uygun değer bilgileri mi? Yoksa hala hazır hukukun sonuçları mı? Onunla ilgili düzenlemeyi bekliyoruz. Beklemek de herhalde hakkımız. Çünkü işte sen yönetimin bu konuda ne yapacağız? Uyaracağız. Evet. Bunlar her yıl yaptığımız işler. Aralık sonuna kadar 2014'te kullanacağımız YMK'li bir ev madde. Eğer karar defterinde bittiyse o, açılış tasdiklerini 31 Aralık'a kadar yaptıracağız. Burada
Noter ticaret sicil tasdiknamesi aramak zorundadır diyor kanunda. Kanun maddesi, kanun hükmüdür. Öyle yönetmelikten tebliğle geçiştirilir, düzenlenemez. Geçen sene bir geçiş yapıldı. Yani 2013 defterlerinin açılış tasdikini yapılırken